24 ekranlarından merhaba. Bir günün daha artık yavaş yavaş sonlarına yaklaşırken kültür sanat gündeminin öne çıkan gelişmeleriyle sanat takibinde karşınızdayız. Ama programımızı açmadan geçmiş olsun dileklerimizi biz Oya Aydoğan'a, ailesine, sevenlerine iletelim. 48 saat daha uyutulacağını açıkladı doktorları. Az önce bültende ekrana getirdik. Beyninde de bir ödem oluştuğu bilgisini verdiler. Umarız en yakın zamanda sağlığına kavuşur ve aramıza geri döner diyelim ve sanat takibine başlayalım. Bir santur icracısıyla, santurun ustasıyla başlayacağız. Şimdi ben santur dediğimde birçoğunuz neden bahsettiğimi anlamayacaksınız. Osmanlı'dan günümüze uzanan, aslında geleneklerini, köklerini Osmanlı'dan alan çok özel bir enstrüman santur. Ve Sedat Anar isimli, takip edenler bilirler, bir genç müzisyenimiz. Santur'u icra ediyor ve birçok albümle de şimdiye kadar sevenlerinin karşısında oldu. Ve yepyeni bir albümle yeniden sevenlerinin karşısına çıktı. Albümün ismi Çağırıram Dost. Albümde Niyazi Mısri'nin eserlerinden esinlenerek yaptığı şarkılar, müzikler, melodiler yer alıyor. Tüm detayları da bize Sedat Anar anlattı. Türkiye'de santur deyince akla ilk gelen isimlerden biri Sedat Anar. Anadolu'nun zengin kültüründen derlediği eserlere yeniden hayat veriyor, kendi besteleriyle de dinleyenleri hayran bırakıyor. Usta sanatçı yeni bir albümle sevenlerinin karşısında. Albümün ismi Çağırıram Dost. Sedat Anar, Niyazi Mısri'nin eserlerinden yola çıkarak oluşturduğu albümü 24 mikrofonlarına bakın nasıl anlatıyor. Bundan önceki albüm Yunus Emre üzerineydi. Yunus'un izinden dedik. Yunus'un izinden gidenlerden birisi de Niyazi Mısri Hazretleri'dir. Çünkü Yunus'un dilinden Mısri söyler diyor şiirinde zaten. Bir de bundan sonra Üsküdarlı Muhammed Nasuhi Efendi ve Osman Kemali Baba gibi mutasavvıfları çalışıyorum. Halen çalışmam devam ediyor. Yunus'un izinden gidenlerden oluşan bir albüm konsepti yaptığım için Niyazi Mısri Hazretleri. Bir de çok büyük bir mutasavvıf, o başlı başına konuşulacak bir şey zaten. Osmanlı'da çok büyük yeri olan santur son yıllarda neredeyse hiç tanınmıyor. Anar bunun nedenini ise şöyle anlatıyor. Santur çok popüler değil çünkü tekkelerde kullanılıyormuş genelde, Bektaşi tekkelerinde. Tekkeler kapatılınca unutulmuş bir enstrüman. Yani yaklaşık 100 yıl sonra ilk kez Türkiye'de solo santur albümü yapmak bana nasip oldu. Ben de bu şeyi bestelerimle yaşatmaya çalışıyorum. Peki santur nasıl bir enstrüman? Hindistan menşeli bir enstrüman. Daha çok günümüzde İran'da kullanılıyor. Osmanlı'da yani 200 yılı aşkın bir süre kullanılmış. Çok kanunun ve piyanonun atası çok kadim bir çalgı. Tevrat'ta bile bahsedilir. Sedat Anar'ın yeni albümü Çağırıram Dost kalan müzik etiketiyle raflarda. Bu yepyeni çok güzel albümün yolu açık olsun diyelim ve sinemayla devam edelim. Zira bağımsız sinemanın kalbi bugünlerde Cannes'da atıyor. Cannes Film Festivali 69. kez bugünden itibaren sinema severlere kapılarını açıyor. 22 Mayıs'a kadar sürecek festival. Dünya sinemasının yıldızları akın edecek ve bugün kırmızı halıya yansıyanlar, festival boyunca öne çıkanlar haberimizde. Her yıl sinema dünyasının yıldız isimleri akın ediyor. Bağımsız sinemanın nabzı, sinema severlerin yoğun ilgisi eşliğinde orada atıyor. Sinema dünyasının en önemli etkinlikleri arasında yer alan Cannes Film Festivali'nin başlamasına saatler kala sinema severler şehre akın etti, yıldızlarsa bir bir boy göstermeye başladı. Festivalin açılış seremonisi öncesi bu yıl jüri başkanlığını üstlenen yönetmen George Miller ve diğer jüri üyeleri bir araya geldi. Bu yıl 69. kez düzenlenen festivalde Pedro Almodovar, Ken Loach ve Sean Penn'in filmlerinin de aralarında bulunduğu toplam 17 film büyük ödül olan Altın Palmiye için yarışacak. Festivalde Park Chan-wook Agassi isimli filmiyle, Ken Loach I, Daniel Blake isimli filmiyle, Javier Dolan It's Only the End of the World isimli filmiyle,
Pedro Almodovar Julieta isimli filmiyle ve Champagne The Last Face isimli filmiyle bu yıl büyük ödül yarışında yerini alan yönetmenler oldular. Personal Shopper'la Oliver Assayas, The Unknown Woman'la Darden Kardeşler, American Honey'le Andrea Arnold, L.A.'le Paul Verhoeven ve Tony Erdman'la Marine Aid bu yıl aday olan diğer isimler arasında yerlerini aldılar. Her yıl sinema dünyasının yıldızlarını ağırlayan Cannes Film Festivali 22 Mayıs'a kadar devam edecek. Evet, sinema severlerin dört gözle beklediği festivallerden biri Cannes Film Festivalleri. Gelelim müzik severlerin yıllardır bekledikleri, yeni bir albüm müjdesi bekledikleri bir isme. Radiohead 5 yılın ardından merakla beklenen yepyeni albümünü önceki gün yayınladı. Albümün ismi A Moon Snapped Pool ve albümle birlikte aynı gün yepyeni klibi de görücüye çıktı ve bu klip 5 günde 5 milyon aşkın izleyiciye de ulaştı. İşte albümden detaylar. İlk albümleri Pablo Honey ile müzikseverleri selamladıklarında tarihler 1993'ü gösteriyordu. Albümdeki Creep isimli şarkıyla başta Amerika olmak üzere tüm dünyada isimlerini duyurdular. Ardından yayımladıkları her albümle müzik listelerinin zirvelerinden inmediler. Her albümleri satış rekorları kırdı. Müzik otoriteleri tarafından alternatif müziğin yaşayan en büyük toplulukları arasında gösterilen Radiohead, 5 yıllık sessizliğini yeni albümle bozdu. A Moon Snapped Pool isimli bu yeni Radiohead albümü, dijital platformlarda müzikseverlerin beğenisine sunuldu. Aynı zamanda albümün ilk klibi de Daydreaming isimli şarkıya çekildi. Grubun ilk albümüyle enstrümantal olarak büyük benzerlikler taşıyan bu yepyeni Radiohead albümü, müzik otoritelerine göre ise grubun şu ana kadarki en melodik albümü olma özelliği taşıyor. Şu sıralar turne çalışmalarına devam eden topluluğun bu sürpriz albümünün ilk klibi 5 günde 5 milyona yakın kişi tarafından izlenerek yeni bir rekorun da habercisi oldu. Grup bir önceki albümü The King of Limbs'i 2011 yılında yayımlamış, albümün çıkış şarkısı olan Lotus Flower uzun süre müzik listelerinin zirvesinden inmemişti. Evet, profesyonel müzik kariyerlerine başladıkları günden itibaren alternatif müziğin seyrinde hem değiştirici hem de belirleyici bir rol üstlenmiştir. Radiohead'in önemi ve bu kadar sevilmesinin nedeni de henüz dinlememiş olanlar için bu. Bu albüm müthiş olmuş. Şimdilik sadece dijital platformda satışa sunulduğunu belirtelim. Yakın zamanda da raflarda albüm yerini alacağı grubun resmi internet sitesinden duyuruldu. Ve biz böylece sanat takibini bugünlük noktalıyoruz. Yarın saatler 17.40'ı gösterdiğinde biz yine 24 ekranlarında olacağız efendim. Hoşçakalın.